Arkadaşlar nasıl, yeni motorumu beğendiniz mi? Son model. Gittim paraya kıydım, ne kadarsa alıyorum ben dedim, aldım ben bunu. Orta kardeşim süpermiş motorum, bayıldım ben, bayıldım. Evet Ayda ya, şuna bak, çok lüks duyuyor, süper bir motor. Ulan Arda ya, ne kadar şanssızın kardeşim ya, böyle bir motorum olsun diye neleri verirdim var ya. Arkadaşlar teşekkür ederim güzel yorumlarınız için ya. Evet çok güzel bir motor değil mi? Vallahi Arda kardeşim, güzel de sana güzel yani. Bize güzel değil ki, bizi gezdireceksin mi? Bizi gezdirirsen bize de güzel olur. Evet Arda ya, bizi de gezdir ne olur ya, ne olur. Ay Arda, belki kahve içmeye gideriz, beni motorunla getirirsin olur mu? Hey hey, benim başım kel mi ya, beni de gezdi. Ayda ne olur beni de gezdi. Tamam arkadaşlar ya, sakin ol, hepinizi gezdiririm. Tabii ki, niye gezdirmeyeyim? Ama sizi gezdirmemi istiyorsanız bir şartım olacak. Vallahi Arda, ne istersen yaparım ya. Adam bile döverim istersen, söyle kardeşim. Bebek asker var ya, bebek asker, onunla bir daha konuşmayacaksınız, tamam mı? Onunla asla arkadaş olmayacaksınız, oyun oynamayacaksınız onunla, tamam mı? Eğer kabul ederseniz gezdiririm size. Ay Arda, senin gibi yakışıklı biri dururken bebek askeri ne yapalım zaten? Tabii ki kabul ediyorum ben, kabul ediyorum. Kardeşim, ama bu motorda gezmek için ben kardeşimi bile satarım. Olmuş bir yerde, artık bebek askeri hiç sevmiyoruz. Hiç yakın arkadaşımız değil bizim. He valla ya Arda, istiyorsan döveyim hatta bebek askeri. Yeter ki sen iste kardeşim. Tamam anlaştık o zaman. Bebek askerle konuşmayacağınıza, arkadaş olmayacağınıza göre sizi motorumla gezdirebilirim. Of ya, evde de çok sıkıldım. Bir dışarı çıkayım en iyisi. Aa, bizim çocuklar değil mi şunlar? En iyisi gideyim selam vereyim. Hey arkadaşlar. Alo, size diyorum, beni duymuyor musunuz? Arkadaşlar siz de duydunuz mu? Bir sinek fısıldıyor galiba ya, değil mi ya? Ne, sinek mi, ne oluyor ya? He valla ya Arda, sinek geldi galiba buraya. Kardeşim biri bir şeyler diyor. Aman boşverin ya, kendi kendine konuşuyor, gider bir şey şu an ya. Alo alo, size diyorum oğlum, görmüyor musunuz beni? Alo. Ya manyak mısınız, cevap versenize. Ay salak bu galiba ya, takmıyoruz işte, istemiyoruz seni, git ya, Allah Allah. Ne Elif, bana mı dedin, ne yaptım ki ben sana, ne yaptım? Sana dedi tabi oğlum, başka kime diyecek ya, defol git bebek asker, sevmiyoruz seni, defol git oğlum. Evet ya, anlamak çok mu zor, istemiyoruz seni, git işte ya, sevmiyoruz seni. İyi de neden, ne yaptım ki ben size, ne yaptım yani? Oğlum bebek asker, ne laftan anlamaz insansın ya, defol git, kimse sevmiyor seni burada, kendi kardeşim bile sevmiyor. Ayrıca bir şey yapmana gerek mi var yani, Allah Allah ya, tipini sevmiyoruz ya, malsın sen, malsın. Ne demek kardeşim de sevmiyor ha? Bebek polis, doğru mu bu? Sen de mi sevmiyorsun beni? Açıkçası sevmiyorum bebek asker. Ben Arda'yı seviyorum. Asıl o benim kardeşim. Ne? Neden? Nasıl yani? Nasıl? Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Bebek askeri mi, bebek polisi mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada annesini ve babasını çok sevenler kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenebilir mi? Teşekkürler. Yeter ya, ben çok sıkıldım. Söyleyeceğim artık. Eğer seninle arkadaş olmazsak Ayda bizi bu son model motoruyla gezdirecek. O yüzden artık seninle arkadaş olmak istemiyoruz. Aynen öyle ya. İstemiyoruz seni. Biz motor istiyoruz. Defol git bebek asker. Biz sadece Arda gibi yakışıklı ve zenginlerle takılırız. Sen fakir ve tipsizsin. Anladın mı bebek asker? Aynen öyle. Senle takılırsak Arda bizi gezdirmez. Hadi defol git. Cevabını aldın sanırım bebek askere. Hadi uğurlayalım seni. Vay be, demek öyle ha. Demek öyle, bir motor için sattınız ha. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. sattılar, hadi köyüne ya. Ağlama burada. Allah Allah, bebek misin sen? Gerçi bebektin, evet bebek asker. La Arda, ben bunu döveyim ya, ağlıyor burada, vallahi döveyim ben bunu. Yok yok gerek yok, gidiyor şimdi, giday. Evet şimdi gidiyorum, ama ben bir gün çok zengin olacağım. Bir gün benim de süper motorum olacak. O zaman göstereceğim size, göreceksiniz siz. Hadi yürü, en stresini görelim. Ama yok, ben bir gün çok zengin olacağım ve Arda'dan intikamımı alacağım. O zaman görecek o Arda, görecek o Arda. Arkadaşlarımı çalmak, beni dışlatmak neymiş, görecek. Neyse şimdi gidip bir iş bulmalıyım. İlk iş şöyle, bankanın önüne geleyim. Burada dileneyim ya, bana kesin para verirler burada. Sonuçta banka yani burası. Buraya gelenlerin parası olması gerekiyor. Lütfen bana para verin. Çok acilen motor almam lazım. Lütfen, bütün arkadaşlarım dışlıyor beni. Ne olur para verin. Ha, ne oluyor orada ya? Banka var önünde, birisi mi direniyor ki? Bu acaba ya? Aa, bebek asker değil mi bu ya? Gidip sorayım, belki bir
bir şeye ihtiyacı vardır. Allah Allah, niye dileniyor acaba? Hop bebek asker, ne yapıyorsun burada? Niye dileniyorsun? Hayırdır kardeşim, gelmişsin bakkal önüne, dileniyorsun yani. He Rüzgar, bu kıyafetler ne oğlum? Ne bu kıyafetler? Çok yakışıklı, çok şık duruyorsun. Boşver benim dilenmemi şimdi. Senin burada ne işin var? Aa, asıl beni boşver. Ben babamın işini aldım. Bankası benim oldu artık. Bu bankanın sahibi benim. O yüzden buradayım yani. Bankaya bakmaya geldim. Vay be Rüzgar, çok havalısın ya. Çok da zenginsin sanırım. Ya şey, beni kovmaya geldiysen çok özür dilerim. Tamam, bankanın önünde dilenmem bir daha ya. Tamam, kalkıyorum, giderim şimdi. Lan yok oğlum, yardımcı olabiliyorsam olayım. Paraya ihtiyacım varsa vereyim yani. Benim çok param var. Ben o yüzden sordum. Biz kardeş sayılırız oğlum sonuçta. Beraber büyüdük yani. Ne gerçekten mi Rüzgar? Bana para verir misin? Ya veririm vermesine. Sen parayı ne yapacaksın ki? Motor alacağım falan filan yazmışsın oğlum. Motor ne alaka? Ya sorma Rüzgar. Hepsi Arda'nın sıçı. Hepsi Arda'nın sıçı. Bir tane motor almış son model. O motorla bütün arkadaşlarım beni terk etti. Arda rüşvet vermiş onlara. Eğer bebek askerle arkadaş olmazsanız sizi motorumla gezdiririm diyor. Kimse beni sevmiyor. Kimse benimle arkadaş olmuyor yani. Mecbur ben de dilenip motor alacağım. Bak sen şu Arda'ya ya. Şerefsize bak ya. O da kimmiş öyle? 3 kuruş parası aldı diye böyle artistlikler mi yapıyor ya? Hayırdır o ya? Sorma Rüzgar ya. Hiç arkadaşım kalmadı. Kimse benimle oynamıyor artık. Hiç merak etme kardeşim. Ne kadar para lazımsa ben gidip getireceğim sana şimdi. Bekle sen burada. O Arda ya, yaptığın çok ayıp. Gideyim bebek askere bir sürü para vereyim de şuna gülünü göstersin. Vay be Rüzgar, gerçekten gidip bana para getirecek. Helal olsun ya, helal olsun. Arkadaş dediğin, kardeş dediğin böyle olur işte. Arkadaşlar yorumlarda lütfen Rüzgar'a bana yardım ettiği için teşekkür edelim. Bu kadar para yeter herhalde. Bu kadar parayla istediği motoru alır bebek asker ya. Bebek asker bekle kardeşim, geldim geldim. Oha Rüzgar, sen ciddi misin? Bu kadar parayı gerçekten bana mı vereceksin? Ama burada çok fazla para var, ben bunu kabul edemem ki. Ya saçmalama bebek asker, ne olacak ya, biz kardeşiz oğlum. Al bütün parayı, git istediğin motoru al. O Arda'dan intikamını al. Merak etme, zaten benim parayla işim yok. Benim bir sürü param var oğlum. Peki madem Rüzgar, çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Adamın dibisin vallahi, adamın dibisin. Ben gideyim bir motor alayım. Arda'nınkinden 10 kat daha güzel bir motor alayım madem. Aynen, git süper bir motor al. Gününü göster o Arda'ya ve arkadaşlarına. İşte bu, tam burada istediğim motordan var, yaşasın. Buyur kardeşim, neye baktın, yardımcı olayım. Abi selam, ben bir motor alacağım da bana yardımcı olabilir misin? Böyle son model lüks bir şey olsun. Bak kardeşim, zaten iki motor var. Bak bu yeşil olan da çok güzel, kırmızı olan da çok güzel. Ama kırmızı biraz pahalıdır ha. Ama pahalı olduğu kadar da lüks ve son model yani, ona göre. Yok yok abi, parası önemli değil, görmüyor musun? Bir sürü param var. Peki bir şey soracağım, bu yeşil olandan çok daha iyi kırmızı değil mi? Çok daha iyi. Ona göre alacağım yani. Daha iyi değilse başka bir şey istiyorum ben. Yok kardeşim, hiç merak etme sen. Tam tamına 20 kat daha iyi bu. Yeşil olan son model olabilir ama yani diğerine göre çok yavaş kalıyor. Kırmızı olan tam tamına 400 basıyor, yeşil olan ise 20-30 falan. Oo süpermiş, hemen alıyorum ben bu kırmızıyı o zaman, hemen. Ulan şuna bak, çocuğun çok parası var. Normalde bir çanta dolusu para yeter ama ben bunu dolandırırım bu enayiyi. Ne kadar abicim borcum? İki çanta dolusu para yetmiyorsa ben daha getiririm, hiç merak etme. Eğer yetmiyorsa getireyim. Yok yok kardeşim, yeter yeter, sen o ikisini ver yeter. Normalde daha fazla ama hadi sana kıyak yapayım. Tamamdır abi, çok sağ ol, adamın dibisin. Bekle beni Arda, geliyorum, sana gününü göstereceğim. Hop arkadaşlar, selamünaleyküm ya, nasılsınız? Ha bebek asker, nasıl aldın bu motoru, nereden buldun? Ulan şu motora bakın ya, cillop gibi ya, Arda'nın motoruna bin basar. Tabii canım, ne sandınız, Arda'nın motorundan çok daha güzel benimkisi. Çok daha güzel, çok daha lüks, ben artık Arda'dan çok daha zenginim, çok daha yakışıklıyım. Ay evet bebek asker ya, çok yakışıklısın, gel kahve içelim onun motorunda gidelim, olur mu? Ay bebek asker, beni de gezdireceksin değil mi? Gezdireceksin beni. Kardeşim benim be, canım kardeşim ya. Gitmiş süper motor almış ya. İyi ki benim kardeşimsin. En son öyle demiyordun bebek polis. Ne oldu şimdi? Şaka yapmıştım oğlum ben. Biz kardeşiz, aramızda öyle şakalar olur. Laf olmamalı. Şaka yaptım. Öyle mi olmuş kanka? Ay bebek asker, gideceğiz kahve içmeye, motorunu değil mi gideceğiz? Beni de gezdireceksin değil mi kardeşim ya? Gezdireceksin değil mi?
Ne oldu arkadaşlar ya? En son Arda izin vermiyordu benimle arkadaş olmanıza, benimle takılmanıza falan. İzin alabilecek misiniz acaba? La oğlum, kim takar Arda'ya? Ağzına bir tane vurdun mu susar. Boşver, sen bizi gezdiriver. Ay evet, Arda çok çirkin zaten ya. O hiçbir şeye karışamaz. Kim ki? O artık arkadaş bile olmam onunla. Evet ya, Ayda'yı biçi hiçbir zaman sevmemiştik zaten. Hep seni sevmiştik biz bebek askey. Ne? Ne diyorsunuz siz? Ben ne diyorsunuz? Ulan ben sizi motorumla gezdirirken iyiydi ya. Hani süperdim. En yakın arkadaşınızdım. Şimdi ne oldu? Ayınlar geride kaldı kardeşim. Artık bebek askerin motoru senden 1000 kat daha iyi oğlum. Lan geride kaldı dediğim 1 saat önce. Vallahi ben anlamam Arda. Bebek asker senden çok daha yakışıklı, çok daha zengin. Niye seninle takılayım ki? Artık seni istemiyorum. Harbiden ya, benim aslan kardeşim varken biz Arda'yı ne yapalım ya? Bebek asker, eğer senin motorunla gezmemiz için Arda ile konuşmamamızı istiyorsan konuşmayız, hiç sıkıntı yok yani. Hayır bebek Sonic, ben asla böyle bir şey yapmam. Ben sizin de Arda'nın da gerçek yüzünü gördüm. Artık sizle asla takılmayacağım, duydun mu beni? Artık sizin gibi arkadaşlarım yok. Kendinize iyi bakın ya da bakmayın. Sahte dostlara ihtiyacım yok benim. Ulan adam lafını koydu gitti be. Harbiden çok havalıydı, kimin kardeşi be?